Sen bir şeyleri zamana bırakanlardan mısın, yoksa hemen olmasını isteyenlerden misin? Diyelim ki bir kitap okumaya başladığında hemen olayın sonuna mı bakarsın, bir dizi, bir filmi izlediğinde olayın hemen sonunu mu merak edersin, yoksa zamana bırakır, akışa bırakır, zamanla olgunlaşmasını mı istersin? Bir şey istediğinde hemen olup olmasını, hemen bir şeylerin yerine gelmesini, hemen o işin olmasını veya düzelmesini isteriz. Ancak hayatın her alanı veya her gidişatı bu şekilde hemen olmuyor ya da istediğimiz zamanda gerçekleşmiyor. İşte bizlerin bir şeylere sabırlı olması, bir şeylerin beklemesi, o şeyin daha güzel olmasını, daha iyi olgunlaşmasını, daha verimli olmasını ve bizim için daha güzel olmasını sağlayabilir. Çünkü bir şeylerin hemen olup olmasını istediğimizde, hemen olup bir şekilde bitsin, tükensin, önümüze gelsin diye istediğimizde o şeyin veya o şeylerin bir tadının, tuzunun olmadığını da maalesef görmekteyiz. O nedenle zamana bırakmamız gereken şeyleri lütfen zamana bırakmayın, bir şekilde görelim. Sadece bu görsel üzerinde değerli arkadaşlar, sadece bu görsele güzel bir şekilde bakmış olduğumuzda bir şeylerin gerçekten de zamana bırakmamız gerektiğinin çok güzel bir özetini bizlere veriyor. Bizim değerli arkadaşlar bir şeyleri hemen olmasını istememiz veya zamana bırakmamız insanın biraz da zihniyetiyle ilgilidir. Eğer bir insan kendi zihniyetini bir yere sabitlerse, tek bir şey sabitlerse, sadece bir olayın sonucuna kilitlerse maalesef değerli arkadaşlar bir başarısızlığa, bir umutsuzluğa, bir ne bileyim karamsarlığa neden olabilir. Diyelim ki tek bir sonuca bağlanmış, bir sınava çalışıyor, sadece sonuç odaklıdır. Sonuca geldi ancak istediği bir sonuç alamadı. Ne der? Ben bir başarısız insanım ya da başarısız olmaktayım ya da bundan sonra başarılı olamam diye düşünür. Çünkü zihnini sabit olarak sadece sonuca odaklamış, sadece bir an önce sonucun başarılı olmasını istiyor, zamana bir şey bırakmıyor. İşte bu çok yanlış, eksik ve hatalı bir zihin yapısıdır. Ancak gelişmiş, kendini zamana, gelişime, verime, sürece odaklayan zihniyet ise başarısız olduysam da, süreçte istediğim şeyler olmadıysa da, istediğim gibi olmadıysa da, süreçte bir şeyler öğrendim ve yeni bir şeyler de öğrenebilirim. Sonuca bakmış olduğumda da süreçte eksik yaptığım şeyleri düzeltebilirim. Yeni bir şey öğrendim ve yeni bir şeyler öğrenebilirim. Çünkü sürecin tümünün nasıl geçtiğini ve sonucun nasıl şekillendiğini bir şekilde bilmiş oluyor. Sizlere göstermiş olduğum bu iki görsel üzerinden bütün çalışma hayatınızı gerçekten de güzel bir şekilde bir düzene koyabilirsiniz. Şöyle güzel bir görselle tekrar bir destek de vereyim değerli arkadaşlar. Ona da bakalım. Şimdi hep böyle bir tablo vardır ya. İşte ben buradayım, burada olacağım, bu şekilde olacağım gibisinden bir tablo vardır. Ancak bütün tablolara bakmış olduğumuzda yine de her insanın kendi durumuna ilişkin bir yorumu vardır ve önemli olan da odur zaten. Şimdi bizler bir sürecin en dibinde, en alt sınırında olduğumuzda bile biz bir şeyleri biliriz. Yani ben sürecin en dibinde neyi biliyordum, neyi öğrendim ve sürecin sonunda neyi hedefliyorum? Ben nereye gelmek istiyorum? Benim gelmek istediğim en üst nokta neresi diye düşündüğümüzde kendi mevcut durumumuz ile gelmek istediğimiz durum arasında güzel bir zaman planı dahilinde işimize, eğitimimize, çalışmalarımıza her neyi düşünüyorsak, neyi hedefliyorsak onu güzel bir şekilde tasarladığımızda, adım adım gittiğimizde güzel bir şekilde sonuç alabiliriz. En alttaki bir kişi süreci, yokuşu hiç düşünmeden, o yokuşta terlemeden, o yokuşta bir şeyler öğrenmeden sonucu çok iyi aldığını düşünse bile çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Çünkü yaşanmış bir süreci olmadan iyi bir sonucun da çok güzel bir anlamı olmuyor maalesef.